Çiftçiler son hasatlarını yaparak bu sezonu kapatırken yaptıkları ekimlerle gelecek sezona hazırlanıyorlar. Mevcut tarım arazisinin yanı sıra tarım arazisi kiralayan çiftçiler yükselen kiralardan şikayetçi. İcar denilen kiranın yükselmesinin sebebini ise Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan açıkladı. Bölgedeki üreticinin dışında farklı illerden ve bölgelerden gelen, üretici olmayan kişilerin daha çok ücret karşılığında tarım arazisi kiraladığını ifade eden buluşan, arazi sahiplerinin daha çok para kazanmak için fiyatları yükselttiğine değindi. En büyük sıkıntıya sokan enerji ve mazottu. Buna bu yılda tarla icarları eklendi. Bir bölgede, bölgede üretim yapan üretici sayısı da, üretici de, komşusu da belli buraya dışarıdan üretimle alakası olmayan kişiler tarafından mevcut olan tarlanın icarını atırarak mevcut olan üretimi etkilemekte. Bu da hem kayıt altı dediğimiz, kayıt dışı dediğimizin devamı hem de mevcut olan üreticiyi yok etmekte. %200 artan yerler var. Yani 1 lira civarında, 1000 lira civarında olan bir üretim alanları şu anda hiç beklenmedik bir şekilde 3000 liralar gibi rakamlar konuşuluyor. Bu sene öyle bir usul çıktı ki tarla icarı elde hiçbir belge olmadan peşin alınmakta, peşin toplanmakta tarlanın içindeki üreticiyi, gerçekten üretim yapan üreticiyi Hakikaten zorlamak. %200'e kadar artan kiralara müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen başkan, durumun üreticiyi üretmekten caydıracağını aktardı. Tarla icarlarının yükselmesi üründen, üretimden vazgeçmedir. Bir an evvel biz bu işin önüne geçmemiz lazım. Bunlar tamamen el altında dönme bir de kayıt dışı. Yani bu ülkemin geneline yayılmaya başladı. Yani bu ekimden vazgeçme olayının bir sebebidir.